Arkadaşlar, herkese selam. Ben Mehmet Hatip. Bugün sizlerle 8 ay önce almış olduğum arabanın son halini sizlere çekeceğim. Yani son hali bu. Ama maalesef arabayla yakında veda edeceğiz. Çünkü ailemiz için çok küçük bir araba. Evet, dediğim gibi alalı 8 ay oldu. Aldığımızdan beri çok memnunuz. Çok şükür daha bir sıkıntı bize çıkartmadı. Ama dediğim gibi bagaj hacmi konusunda hakikaten çok sıkıntılı. Hatta şöyle göstereyim. Bakın sırf çocuğun hani çocuk arabasının bir sırf alt kısmı burada ve bagaj tamamen dolmuş bir şekilde. Daha bunun üst kısmı binince zaten hiç yer almıyor. O da ön tarafa falan koyuyorum bazen. Şimdi aracın orijinal halini merak edenler koyacak olduğum sekmeden o videoya bakabilirler. Hatta videonun sonuna da büyük ihtimalle bitişinde tekrardan arabanın geliş halini gösteririm size. Şimdi önden başlayalım, lafı uzatmadan. Arabaya neler yapıldı? Hani arabanın body kiti çok hafif değişti. Şu altına lip geldi. Türkiye'den aldım. Ortalama 100 küsur TL'ydi galiba. Şimdi arkadaşlar, böyle bir hata yapacaksanız sakın yapmayın. Yani böyle bir şey almayın. Çünkü bu tamamen bir plastik, yani böyle kap gibi bir şey. Yani boyası çok kötü. Yani astarı çok kötü atılmış. Şurasında bir delik var böyle. Bir boşluk falan var. Yani fiyat bazında fiyatı iyi ama sonuçta kalite berbat. Uzaktan baktığınız zaman iyi gözüküyor. Yanına gittiğiniz zaman hiç öyle değil. Mesela bakın, burası doğru dürüst oturmuyor. Şurası kısa geldi. Zaten bu kırıktı burası. Öyle. Ön tarafına o takıldı. Bir dil taktık arabaya. Şöyle önden baktığınız zaman başka değişen bir şey yok. Yani çok ufak. Şu lip bile arabanın ne kadar görünüşünü değiştiriyor. Şuraya bir yazı geldi, Honigan yazısı. Şimdi jantlarımıza gelecek olursak. Evet, arabaya jantlar takıldı. Brock B37 Platinum modeli takıldı arkadaşlar arabaya. 18 inç lastik ebatlarımız 225 40 18. Bunlar ama yazlık. Bunlar yarın, bugün Perşembe, yarın Cuma, cumartesi günü çıkacak arabadan. Hatta cumartesi lip sökülecek. Oradaki stiker gidecek. Jantlar çıkacak arabadan. Yani araba tekrardan orijinal haline geri dönecek. Çünkü arabayı satmamız gerekiyor. Almanya'da aracı satmak için en iyi şekilde orijinal çevirmemiz gerekiyor. O zaman iyi müşteri, yani Alman müşteriler arabaya bakmaya gelir. Yoksa böyle bu şekilde sırf böyle gençler değil, deliler falan gelir. Onlar da pek para vermezler. HR arabaya yay takıldı. Nerede? He, pardon, şurada. Bakalım şöyle bir girebilecek miyiz arabanın altına? Aynen öyle. Hayır, yaylarımız var arabada. Ön arka 4 tane. İyi. Hani biraz alçaldı. Ya yani bunlar 55 milimetre. Şu arka kısım mesela bayağı iyi. Yani sırf yayla bunu bu kadar indirebiliyoruz yani. Şuraya baktığın zaman böyle bir parmak şöyle yamuk giriyor. Tabii önler biraz daha yüksek. Yani önlerde bir buçuk parmak, yani bir parmak rahat giriyor, iki parmak girmiyor. Öyle düşünebilirsiniz. Ortalama hani fiyatlarını da söyleyeyim. Yine başınız döndü biliyorum. Yani lipin parası ortalama 100 euroydu. Şey 100 TL'ydi pardon. 15 euroya falan geliyor. Şu dili taktık oraya, 15 TL'ydi Türkiye'den. HR ön arka 4 tane yay değişti. Ortalama 260 euroydu. Türk parası olarak çevirmek istemiyorum. Bilmiyorum kaç olacağını. Yani ben euro olarak söyleyeceğim size. 260 euro ortalama. Fren kapaklarını boyadık. Şöyle Brembo'lar almıştım takmak için. Uymadı. Ondan sonra öyle kaldı. Kırmızıya boyadık sırf. Onların fiyatı 15 euroydu. Bir böyle büyük set var, böyle boyası, astarı falan. Evet, arkaya gelecek olursak. Şimdi araba halen olmasına rağmen bunlar yok orijinallerinde. Bunlar sırf GTI ve R'lerde var böyle. Onu taktık arabaya. Onun fiyatı ortalama 22 euro falandı. Zaten stopları bu şekildeydi. Şimdi MTM'e geleceğim, o en sonunda. Şöyle altına bakalım. Evet, bunu Türkiye'den aldım. Bunun da ortalama fiyatı 200 TL falandı galiba. Bu da aynısı. Yani şöyle göstereyim. Yapışma yerlere bakın nasıl. Yani bantla tutuyorlar bunları.
Bazı yerleri iyi, bazı yerleri kötü. Bu da çıkacak büyük ihtimalle cumartesi. Evet. O tarafta o kadar. Şimdi MTM'e gelmeden ve arabanın içine girmeden önce size başka bir şey daha göstermek istiyorum. Bu MTM ile ilgili. Çin'den getirtmiş olduğum bir zangazunga. Şimdi şunu şöyle koyayım. Sabitlemeye çalışayım bir saniye. Evet, ne kadar sabit bilmiyorum da. Bakın şimdi. Böyle bastığım zaman yukarıdan yazacak. Evet arkadaşlar. Bu da öyle bir tane folyo. 1 euroydu. Bunu Çin'den aldım. Size temin edebilirsiniz. Gayet şeker ve şık. Şimdi arabanın içine geçelim. Bu arada az önce yüzümü gördünüz galiba. Evet. Sakallar falan gitti. Sivilce sıkıntısı var, o yüzden sakalları kesmek zorunda kaldım. Şimdi arabanın orijinal güzelliklerine gelecek olursak ambiyant ışıklandırması var. Şu altta var. Şu içte var. Ondan sonra işte şu demirleri falan var arkada. Bundan normalde orijinali yok. Bundan sonra takılmış. Şu da çocuk arabası falan indirip bindirirken vurup kırmamak için. Şimdi şöyle bir içine girelim arabanın. Koltuğu geri çekeyim. Başlayalım anlatmaya. Arkadaşlar bu arada arabam satılık yani. Anlatma sebebim zaten bu, hani meraklısı varsa Almanya'dan anlaşabiliriz. Arabanın içi piano black. Böyle çok abartılacak bir şey değil yani. Çok da nasıl diyeyim, böyle spor bir araç değil sonuçta. 1.4 beygir. MTM'e gelecek olursak demiştim size. Aracı MTM çip uygulayan arkadaşlar. Aracın orijinali 125 beygir. Şu an araba 155 beygir civarında. Aktif. Yani orijinal kilometresi 54.857. Araç her gün kullanılıyor. İşe gidip gelmek için. Büyük navi. Ondan sonra start stop butonu, altı vites, hız sabitleyici. Sus sus, telif girecek, sus. Ondan sonra işte dediğim gibi şöyle 3-5 zangazungası var. Standart Golf 7 Highline arkadaşlar. Ha, bu arada şey, kadran selamlama vardı, onu gösterecektim, unuttum. Bunu siz de isterseniz gizli özelliklerden açabilirsiniz. Navigasyonumuz var. Trafik haberleri, yani bilgilerini aktarma var. İşte araç bilgileri. Ondan sonra menü kısmı. Sesli komuta. Telefon bağlantısı vesaire vesaire vesaire. Aracı dedim, MTM çip uygulamışlar arkadaşlar. Aracımız bu şekilde. Bir de çalıştıralım. Hiçbir şekilde güç kaybı yok. Full asistan farlarımız var. Sağa direksiyon çevirdiğinde sağ sis yanıyor. Sola çevirdiğinde sol sis yanıyor. Yani bunlar tipik Volkswagen'in full paketlerindeki olan özellikler. Sis farlarımız, LED, araç içi aydınlatmamız, ayak kısımları, ambiyant ışıklandırma, dediğim gibi kapı kolları, ambiyant ışıklandırma, alkantara koltuk var. Ya öyle işte. Video yapma sebebim, dediğim gibi ilk attığım zaman videoyu 8 ay önce demiştim arabanın son halini size göstereceğim diye. Yani daha doğrusu yapım aşamasını ben sizlere çok kez çektim ama hiç videoyu paylaşma imkanım olmadı. 8 ay sonraymış kısmet. Evet, aracımızın 3-5 montajları bitti ama dediğim gibi satmak için hepsini çıkartmam gerekecek. Eğer arabayı böyle almak isteyen varsa bunları da yanına vereceğim. Tekrar takabilmesi için. Ama dediğim gibi yani buradaki Almanlar bu tarz şeyleri sevmiyorlar ve Almanya'nın böyle bir kuralı var. Araca ne takarsanız takın hepsini yazdırmamız gerekiyor. Yani bu mesela şu an illegal. Yani bunun numarası yok yani. Bunu şu an polisler durdursa bunu ceza yapabilir. Arkadaki difüzör için, yani şu altta alttaki cunga cunga için bile bana ceza yapabilirler.
Yani şunu büyük ihtimalle yapmayabilirler. Yapmazlar belki. Çünkü orijinal favelerde bu var. Volkswagen'lerde. Ama onun dışında yani bu jantları taktık mesela. Jantların montajından sonra arabanın kaba kendine yazdırması vardı. O mesela 80 euro. Aracın yaylarını taktık. Onun yazdırması da 80 euro mesela. Düşünün sadece 160 euro. Yani neyse 1000 lira sadece kaba kendine yazdırmaya veriyoruz. Öyle. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer aracı almak istiyorsa yani niyetiniz varsa bana ulaşın. Ortalama 14.500 euro istiyorum arabaya. Tabii pazarlık payı var. Arabada tek bir yerinde bir çizik var. Bazı arkadaşlar soruyor yani çok arabada çizik var çıkar mı diye. Bakın böyle bir çiziğiniz varsa odaklasın. Bakın böyle bir çiziğiniz varsa çıkmaz. Çünkü bir derin çizik. İki pasta cilatmak için hiç uygun olan bir yer değil yani. Burasını makineyle yapmaya başladığınız zaman bu tam bu ek var ya burada bu ek kısmı boyayı götürürsünüz gümbürtüye gider. Dediğim gibi arkadaşlar eğer mera olan varsa bana yazsın. Ortalama internete koyacak olduğum fiyat 14.500. Tabii 3-5 aşağı düşülür. Fiyat da anlaşılır. Eğer ki birinde takas yapmak için daha büyük bir araba varsa yani kombi olur, Passat olur, BMW 5 kası olur, E-Class olur, X5 olur, Q5 olur falan filan takası düşünebiliriz. Video 11 dakika olmuş. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Seviyorum sizi. Öpüyorum sizi. Hadi bay bay.